Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyi Ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar, Kabir Alemi kitabımızdan yine okumaya başlıyoruz. Aynı senetle Haysemeden şöyle dediği rivayet edilmiştir. Melekül Mert Hazreti Süleyman'ın yanına girip orada oturan birisine süze süze bakmış. Çıktığı zaman adam demiş, bu kimdi demiş. O ölüm meleği idi. Adam bana öyle bakıyordu ki sanki ruhumu almak istiyordu. Sonra Hazreti Süleyman ona demiş, benden ne istiyorsun? Adam demiş, beni havaya bindir, beni Hindistan'a bıraksın. Hazreti Süleyman havayı çağırmış, onu havaya bindirip Hindistan'a bıraktırmış. Sonra ölüm meleği yine gelmiş ona, sen arkadaşımı neden süzüyordun demiş. Melek ona şaşırmıştım. Hindistan'da ruhunu almak için emredildim. Halbuki o senin yanındaydı demiş. İbni Aşakir Heyseme'den şöyle dediği rivayet etmiştir. Süleyman bin Davud ölüm meleğine demiş, ruhumu almak istediğin zaman bana bildir. Melek, ben onu bilmem. Bana ancak içinde isimler olan kitaplar verilir demiş. İbnu Ebu Hatem İbni Abbas radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir melek İdris aleyhisselama gelmek için izin istemiş. İzin aldıktan sonra gelip ona selam vermiş. İdris aleyhisselam ona, seninle ölüm meleği arasında bir ilişki var mı melek? Melekler içinde o benim kardeşimdir demiş. İdris aleyhisselam, öyleyse onun yanında bana bir yararın olabilir mi? Melek, eceli takdim ve tehir etmek ise o yok. Fakat ölüm anında sana yumuşak davranması için ona söyleyeceğim. Melek, kanatlarımın arasına bin demiş. İdris aleyhisselam binmiş, onu en yüksek göğe çıkartmış. Orada İdris aleyhisselam kanatlar arasında iken ölüm meleğiyle karşılaşmışlar. O melek ölüm meleğine demiş, benim senden bir ricam var. Ölüm meleği, biliyorum İdris için bana bir şeyler söyleyeceksin. Onun ismi silindi. Göz kırpmasının yarısı kadar eceli kaldı. İşte o zaman İdris aleyhisselam meleğin kanatlarının arasında öldü. İmam Ahmet Züht de ve İbni Ebi Dünya Muammer'den şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Öğrendik ki ölüm meleği ruhunun
alınmasıyla emir olunmadıkça kimin ecelinin ne zaman olduğunu bilmez. Haberimiz oldu ki melekül mevte filan vakitte filan günde falanın ruhunu al denilir. Ölüm meleği acıtmadan ruhları alıyordu. İnsanlar ona sövüp lanet edince Rabbine şikayette bulundu. Allah acıları araya koydu. Ölüm meleği de unutuldu. Artık falan kişi filan hastalıktan öldü denilir. Ebu Nuaym Ameş'ten rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Ölüm meleği insanlara görünüyor idi. Adama gelirdi. İhtiyacını bitir, ben senin ruhunu alacağım derdi. Sonra insanların kendisinden şikayet ettiğini Rabbine şikayet etti. Allah da hastalığı gönderdi ve artık ölüm gizli oldu. Ebu Hureyye radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüm meleği insanlara aynen gelirdi. Musa aleyhisselama gelince onu tokatlayıp gözünü patlatınca melek Rabbine gidip ya Rabbi kulun Musa gözümü patlattı dedi. Eğer senin katında kerim olsaydı ona azap verecektin. Allah meleğe kuluma git ona söyle elini bir öküz postuna koysun. Elinin kapladığı her kıl başına bir sene ona ömür olacak. Melek gelip söyledi Musa aleyhisselam bundan sonra ne olacak? Melek ölüm dedi. Musa aleyhisselam öyle ise şimdi olsun. Melek onu kokladı, ruhunu aldı. Gözü de yerine geldi. İşte bundan sonra melek artık insanlara gizli gelmeye başladı. Ebu Huzeyfe İshak bin Bişr Şedadit kitabında kendi senediyle İbni Ömer'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ölüm meleği ya Rabbi senin kulun İbrahim öleceğine çok üzülür. Allah meleğe git ona söyle. Dostun dosttan ayrılığı uzadıkça ona kavuşmak ister. Melek gidip tebliğ etti. Hazreti İbrahim aleyhisselam evet öyledir ya Rabbi sana kavuşmayı çok isterdim. Melek ona bir reyhan verdi, kokladı ve o anda melek onun ruhunu aldı. Ebu Şeyh Muhammed bin Münkedir'den şunu rivayet etmiştir. Ölüm meleği İbrahim aleyhisselama demiş. Allah müminin ruhunu aldığım kolaylıkla senin ruhunu almamı emretti. İbrahim aleyhisselam senden seni gönderenin hakkı için benim hakkımda ona yalvarmanı diliyorum dedi. Melek Rabbine gidip senin dostun kendisi için benim sana yalvarmamı istedi. Allah meleğe buyurdu ona git ve söyle senin Rabbin diyor ki dost dostuna kavuşmak ister. Melek de ona söyledi İbrahim aleyhisselam öyleyse emredildiğini hemen yap dedi. Melek dedi ya İbrahim hiç içki içtin mi? İbrahim aleyhisselam hayır dedi. Melek ağzını kokladı ve ruhunu aldı. Evet arkadaşlar. Evet. İmam Ahmet Süreyya radıyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davud aleyhisselam'dan şiddetli bir gayret vardı. Çıktığı zaman bütün kapıları kapatırdı. Gelinceye kadar kimse evine girmezdi. Bir gün dışarı çıkar, döndüğünde bakar, evinde ayakta bir adam duruyor. Davud aleyhisselam sen kimsin demiş. Ben öyle birisiyim ki krallardan korkmam. Engeller girmeme mani olmaz. Hazreti Davud aleyhisselam öyleyse sen ölüm meleğisin. Allah'ın emri başına gelmiş dedi. Elbisesine büründü ve hemen ruhu alındı. Tebarani Hüseyin radıyallahu anh'dan rivayetine göre Cebrail peygamber aleyhisselamın vefat gününde yanına geldi ona. Kendini nasıl buluyorsun diye sordu.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Cebrail, çok sıkıntı ve gamda bulunuyorum. Bu arada ölüm meleği kapıda izin istedi. Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed, işte bu ölüm meleğidir, yanına gitmeye izin istiyor. Senden önce hiçbir insan oğlundan izin istemediği gibi senden sonra hiç kimseden izin istemeyecektir. Cebrail'e ona izin ver dedi. O da izin verdi. Ölüm meleği onun önünde ihtiramen durdu ve Allah beni sana gönderdi. Sana itaat etmemi emretti. Eğer buyurursanız ruhunuzu alacağım. Şayet istemiyorsanız bırakırım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yapar mısın ey ölüm meleği diye sordu. O evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse emrolunduğunu yap dedi. Cebrail aleyhisselam, Allah seni yanına almak istiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, emrolunduğunu yap ey melek diye buyurdu. Ölüm meleği her gün 5 sefer her evin ahalisini inceler, ruhunu almakla emrolunduğunu kimse var mı yok mu diye bakar. İçinde insan olan her evin kapısına ölüm meleği her gün 7 sefer bakar. Ruhunun alınmasıyla emrolunduğunu kimse varsa ruhunu alır. Ölüm meleği taş olsun, çadır olsun, yeryüzündeki her evi günde 2 sefer ziyaret eder. Ölüm meleği her evi her gün 2 sefer araştırır. Gece gündüz 24 saattir. Her saat başına ölüm meleği gelir ve her ruh sahibinin başına dikilir. Eğer ruhunun alınmasıyla emrolunduysa ruhunu alır, yoksa gider. Ölüm meleği her gün 70 sefer kulların yüzüne bakar. Meleğin kendisine gönderildiği kul güldüğü zaman melek de tuhaf şey, ben ruhunu almak için gelmişim, o da gülüyor der. Ölüm meleği her gün 5 sefer evleri inceler ve her gün 1 sefer insanoğlunun yüzüne bakar. Bu bakmaktan insanlara sıkıntı ve inkibaz basar, yüzü değişir. Ölüm meleği her gün 3 veya 5 sefer insanların hayat kitabına bakar. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayvanlar ve böcekler tespit etmektedir. Tespitleri bittiği zaman Allah ruhlarını alır. Bunlarda ölüm meleğinin müdahalesi yoktur. Bu hadisin başka bir rivayet yolu vardır. Ravilerden olan Hatip Malik'ten İbni Ömer hadisinden rivayet etmiştir. Aynısını İbni Atiye ve Kurtubi'ye rivayet etmişlerdir ve manası şöyle olur. Allah ölüm meleğinin müdahalesi olmadan hayatlarını alır. İnsan ise ruhunu almak için melek ve yardımcıları yaratılmakla müşerref kılınmıştır. Ravilerden olan Hatip Malik'ten, o da Süleyman bin Muammer el-Kitabi'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Malik bin Enes'in yanında idim, bir adamından pirelerin ruhlarını ölüm meleği mi alır diye sordu. Uzun uzun bekledi. Sonra ruhu var mı diye sordu. O evet deyince Malik, öyleyse ölüm meleği onların da ruhlarını alır dedi. Cüveyr bin tefsirinde Dahhak'dan, o da İbni Abbas, Abbas radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet ediyordu. Ölüm meleği insanların ruhlarını almakla müvekkel kılmış odur. Onların ruhlarını alan cinlere, şeytanlara, kuşlara, vahşi hayvanlara, böceklere, balıklara, karıncalara ayrı birer melek müekkel kılınmıştır. Ruhlarını almakla görevlidirler. Denizdeki şehitler ise Allah onların ruhunu alır. Allah yolunda denizlerin derinliklerinde şehit düştükleri için kerametlerinden dolayı onların ruhu ölüm meleğine bırakılmıyor. Bu hadisin ravileri İçinde Güveyr bin cidden zayıfı rivayet birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki diyor, Allah ruhlarının kabzedilmesi için bir melek müvekkel kılmıştır. Şehitler müstesna, onların ruhlarını Allah direkt kendisi alır.
Evet arkadaşlar, buna devam edeceğiz arkadaşlar. Kabir alemi. Evet, Bayram Özendi YouTube kanalımı beğenmeyi, videolarımı izlemeyi unutmayın. Hepinize hayırlı geceler dilerim.